Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bismillahirrahmanirrahim. Mü'min suresi 10. ayet-i kerime. Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne keferu yunâdevne lemaktullâhi ekberu min maktikum enfusekum iz tüda'une ilel iman ve tekfurun. قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وَمَا يَتَذَكَّرُ إِلَّا مَنْ يُنِيبَ فَدْعُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنْذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَ هُمْ بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللّٰهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ Vahid il kahhar. El yevme tuzâ külli nefsin bima kesebet. La zulmel yevm. İnne allâhe seri'ul hisâb. Ve enzirhum yevmel âzife. İzil kulûbu ledel hanâciri kâsimin. Ma lizzalimine min hamîm. Ve la şefî' yutâ'. Ya'lemu hâinetel a'yun. Ve ma tuhfis sudur. Vallahu yakzî bil hak. وَالَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ اِنَّ اللّٰهَ وَالسَّمِيعُ الْبَصِيرُ Sadakallahu alazim. Evet, ayet-i kerime mealen Bismillahirrahmanirrahim. İnkar edenler var ya, muhakkak onlara Allah'ın size gazabı sizin kendinize olan gazabınızdan daha büyüktür. Çünkü siz imana çağrılırdığınızda inkar ederdiniz diye seslenilir. Onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün ki iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Buradaki mana ile ilgili bir izah yapılmış. Ayette iki ifade edilen iki diriltmeden ilki ile dünyaya diri olarak getiriliş, ikincisi ile de öldükten sonra diriltilme kastedilmektedir. İki ölümden birincisi dünya hayatından ahiret hayatına geçişi sağlayan ölüm, ikincisi ise kafirlerin cehennemde tadacakları mecazi ölümdür. Kafirler cehennemde ölüp yok olmayı temenni edecek, ebedi bir azap ortamında bulunacaklardır. Hatta hayvanların cesetlerinin toprak olduğunu görüp, onlar gibi toprak olmayı, ruhları ebedi kalıp cesetleri toprak olacak. Bazı hayvanlar ise mesela Süleyman Aleyhisselam'ın hüthütü ile Ashab-ı Kehf'in kıtmiri, Salih Aleyhisselam'ın devesi, Efendimiz'in Adva adlı devesi, bunlar hem cesetleri hem ruhlarıyla beraber kalacak. Kafirler onların, o hayvanların cesetlerinin toprak olduğunu görünce Nebe Suresinin en son ayetinde ifade edildiği gibi ya leyteni küntü turaba, keşke biz de toprak olsaydık diye toprak olmayı temenni edecekler. Onlara ölüp yok olmayı temenni ettirecek bu ortam nasıl? İlk ölümümüzden başka ölmeyecek miymişiz? Bize azap edilmeyecek miymiş? Saffat 58 ve 59. Ayetlerinin de işaret ettiği üzere ölüm diye nitelenmektedir. Bu tür bir ölüm sadece kafirler için söz konusudur. Müminler ise hiçbir şekilde dünyadaki ölümden başka ölüm tatmayacaklardır. Orada ilk ölümden başka hiçbir ölüm tatmazlar. Duhan suresi 56. ayeti bunu açıkça göstermekte. Ayette geçen ikinci ölümün kabir sualinden sonra gerçekleşecek bir ölüm olduğu ifade edilmekte ise de bu görüş sağlıklı değildir. Zira bu görüşe göre müminler de ikinci sefer öleceklerdir. Oysa bu yukarıda zikredilen Duhan suresi ayet 56'ya aykırıdır. Ayette geçen iki ölümden ilkinin hayata gelmeden önceki yokluk hali olduğu da ifade edilmiştir yorum cihetiyle. Evet, onlar da şöyle derler: ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün, iki defa da dirilttin. Günahlarımızı kabulleniyoruz. Şimdi bu ateşten
bir çıkış yolu var mı? En önemli mesele. Zaten dünyadaki en önemli mesele de ebedi hayatı kazanmak veya kaybetmek meselesi. Allah korusun. Kaybedilen o hayatın yerini hangi bir şey doldurabilir? Bütün kainat fidye olarak verirse o kaybedileni yerine dolduramaz. Ve kazanılanın yerinde de hiçbir şey dolduramaz. Bütün kainat o insana verirse kazandığı o ebedi hayatın yerini vallahi de, billahi de, tallahi de doldurmaz, doyurmaz. Bu sizin tevhid çerçevesinde Allah'a çağrıldığında inkar etmeniz, ona ortak koşulduğunda ise inanmanız sebebiyledir artık. Hüküm, güce ve büyük Allah'a aittir. O size. Ayetlerini gösteren, sizin için gökten bir rızık sebebi olan yağmur yağdırandır. Ancak ona yönelen düşünüp ibret alır. O halde kafirlerin hoşuna gitmese de siz dini Allah'a has kılarak ona ibadet edin. O, dereceleri hakkıyla yükseltendir, arşın sahibidir. Buluşma günü hakkında insanları uyarmak için iradesiyle ilgili vahyi kullarından dilediğine kendi indirir. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz bugün. Mülk, hükümranlık kimindir? Limenil mülkü yevmelillah. El vahidil kahhar. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Artık o günün sahibi kim? O mu? Cevap. Bismillah. Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Bugün herkese kazandığının karşılığı verilir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kimseye de zulmedilmez. Bugün asla zulüm yoktur. Allah kullarına zulmedici değildir. Şüphesiz Allah hesabı çabuk görendir. Yaklaşmakta olan gün konusunda onları uyar. O gün yürekler gam ve tasayla dolu. Sanki gırtlaklara dayanmıştır. Zalimlerin ne sıcak bir dostu ne de sözü dinlenir bir şefaatçisi vardır. Artık bulamazlar. Hatta bu dünyada o birbirlerini cehenneme itmekle dost olanlar ki zahiren dost, menfaat noktasında birleşmiş olanlar o gün en fazla birbirlerine düşman olanlar olur. Allah gözlerin hain bakışını ve kalplerin gizlediğini bilir. O gün her şeyin fahiş olduğu gündür. İfşa olduğu gün. Artık derundaki içlerdekilerin zahire çıktığı göründüğü bir gün. Artık ne nifak gizlenir ne küfür gizlenir. Nifak ve küfür cehennem suretinde. İman ve salih amel, takva ve ihlas cennet suretinde tezahür eder. Allah hak ve adaletle hükmeder. Çünkü adil mutlaktır. Allah'ın rahmeti her şeyi ihata etmiş. Sabakat rahmeti ala gadabi ama Allah'ın adaleti de rahmetini ihata etmiştir. Her şeyin üzerinde rahmet var, rahmetin üzerinde de adalet var. Allah'tan başka taptıkları ise hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Amin. Evet, ayetin nüzulüyle ilgili olaraktan yeri geldikçe ifade edeceğiz. 56. ayetlerde zahir oluyor. Burada ayrıyeten ayet-i kerimelerin teker teker tahliline bakacak olursak 10. ayet-i kerimede Bismillahirrahmanirrahim. İman ve mümin. Kainatta en büyük hakikat. İnanınız, kainatı bana hülasalandır deseniz ana merkeze hayatı koyarım. Hayatı hülasalandır deseniz ana merkeze rızkı koyarım. Rızkı bana hülasalandırın özetleyip ana merkezde püf nokta tetikleyen asıl noktayı söyleyin deseniz o da iman derim. İmanı özetle deseniz marifetullah derim. Onu özetle deseniz muhabbetullah derim. Onu özetle deseniz rü'yetullah derim. Ve böylece her şeyin temelinde her şey imanla başlıyor. Yani iman bir intisaptır. Sani Zülcelal'e Allah'a bir nisbettir. Aslında ona güvendir. Tabiri caizse teşbihata olmasın, ona sigorta yaptırmaktır. İman bir sigorta. Allah'a sigorta yaptırmaktır. Yani bir garantidir. Düşünebiliyor musunuz? Bilmediğiniz bir memlekete geldiniz. Dünya.
Hele hele değil mi? O Afrika ormanlarında, vahşet olan yerlerde insanın ne güven verebilir? Allah'a iman. Hazreti Hacer İbrahim Aleyhisselam tarafından hiçbir şeyin olmadığı bir çöle koyulmuştu. Ya İbrahim, bizi kime teslim ediyorsun dediğinde, Allah'a deyince, madem bizi o Allah'a teslim ediyorsun, senin teslim ettiğin Allah'a biz iman ediyoruz, güveniyoruz demişti. Ondan başka hiçbir güven ortamı, vaziyeti insana güven veremez. İşte iman ve mümin arasındaki bir durum. Bu da neyle olur? Kalp ile, dil ile ve fiil ile olmuş, gerçekleşmiş olur. Dil ile ikrar ve kalb ile de tasdik etmiş olur. Açıkça ortaya koymak ile olur. Tevhid ile olur. Şirkten uzaklaşmak ile olur. Evet, demek ki iman Allah'a mensubiyettir, ona bağlılıktır, ona güvenmektir, ona dayanmaktır. Onu bilmek, onu tanımaktır. Evet, imana baktığımız zaman dört manada tefsir edilir Kur'an-ı Kerim'de. Tasdik konusu olmaksızın lisan ile iman ikrarı anlamında kullanılır. Her biriyle ilgili birkaç ayet var. İman lafzı gizlide ve aleniyette açıkça tasdik manasında kullanılır. İman tevhid manasında kullanılır ki burada o manada kullanmıştır. Dördüncü olarak da iman ile şirk içinde, şirk ile bir iman kastedilmiş olmaktadır. Bu dört farklı şekilde Kur'an'da kullanılmaktadır. Ve 11. ayet-i kerimenin izahında mevt ifadesi geçmişte ölüm manasında. Kur'an'da 5 şekilde tefsir edilir. Buradaki bu birinci manadadır. Mevt ile halkedilmemiş, yani yaratılmamış nutfe, sperm, bir damla su ki menidir ki bu suret verilmemiş canlı kastedilmiştir. İkinci, meyyit ile tevhidden sapmış, dalalette olan kimse kastedilmiştir. Üçüncü, meyyit ile toprağın verimsizliği ve nebatın bitkinin azlığı kastedilmiştir. Dördüncü, mevt lafzı ile dünyadaki rızkını tüketmemiş olduğu halde ceza olmak üzere ruhun, canın alınması kastedilmiştir. Beşinci olarak mevt ile bizatihi mevt, yani ölümün kendisi, ecellerin gelmesi sonucu ruhların ve canların çıkması ki bu da ölen kimsenin dünyaya dönüşünün söz konusu olmadığı ölüm manası kastedilmiş olmaktadır. Evet, ve 11. ayette devam ile diyecekler ki ey Rabbimiz, bizi iki defa öldürdün. Demin de onu ifade etmiştik. Sonra ayrıyeten Mülk suresinde de sonra gözünü iki kere daha çevir diyerekten gökyüzünde hiçbir çatlaklığın, dengesizliğin olmadığını ifade sadedinde Kur'an'da belirtilmiş olmaktadır. Evet, 11. ayette temenni, arzu etmek. Yani bir şey gerçekleşmesi imkansız olduğu için veya meydana gelmesi uzun sürdüğünden dolayı gerçekleşmesi umulmayan fakat sevilen, memnun edici bir şeyi arzu etmek manasına gelmektedir temenni. Bir şeyi arzu etmek veya meydana gelişine hasret duymaktır. Bununla ilgili mesela Firavun, ey Haman, bana yüksek bir kule yap. Belki onunla yollara, göklerin yollarına ulaşırım. Ya Haman ibn-i Sarha, büyük bir kule adeta gökdelen yap. Gerçekten Musa'nın dediği gibi orada bir Rab var mı? Diyerekten böyle bir şeyi temenni etme. Temenni için dört edat vardır denilmiş. Bunlardan bir tanesi aslında temenni için vaaz edilmiş. O da üç tanesi de aslında temenni için değildir şeklinde. Bu da hel ile olan, yani soru edatıyla burada birkaç şıkta temenni ile ilgili izahat yapılmaktadır. Yine 11. ayette orada alçaldıkça alçalın denilecektir. Bundan sonra konuşmanın hiçbir yararı olmayacaktır. Soru cevap olarak da bunun izahı ile ilgili birinci ayette kendilerine özür beyan için izin verilmeyeceği belirtilmişken diyecekler ki ey Rabbimiz, bizi iki kere öldürdün, iki kere de dirilttin. Şimdi günahlarımızı anladık. Acaba çıkmanın bir yolu var mı deyince de mazeret beyan edecekler belirtilmiştir. Ne demek bu manada? Mazeret ve yalvarmanın fayda vermeyeceği gün, ayette de belirtildiği gibi ayrılma günüdür. Günahlarını itiraf edip çıkış yolu bulmak için mazeretler öne sürmeleri için ise cehennem içinde gerçekleşecektir. Dolayısıyla konuşma ve mazeret yerleri ayrıdır. Konuşarak mazeret beyan etmelerine ayrılma gününde imkan verilmezken cehenneme girdikten sonra mazeret gösterip konuşabileceklerdir. Burada bu konuyu da hatta öğrencilerle ifade ediyor. Diyecekler ki ey Rabbimiz, bizi iki kez öldürdün ve iki kez dirilttin. Soru olarak ayetin reenkarnasyona delil gösterilmesi, yani diğer dini ifadeyle tenasu, yani öldükten sonra tekrar dirilme.
Bununla ilgili aslında öğrencilere de genişçe videoda gösteriyordum. Seyrangah TV'nin hazırlamış olduğu güzel şeyler var reenkarnasyon ile. Birkaç tane böyle deliller getirmek suretiyle ben de onu ele aldım. Ayetin reenkarnasyonla ilgisi yoktur. Ayette geçen iki ölümden biri insanın ana karnında sperma ve embriyon halinde bulunduğu dönemidir. Zira ruh gelmeden önce cenin ölü konumundadır. Diğer ölüm ise ruhun bedenden ayrılma halidir. İki dirilmeden birisi dünyaya gelme hali, diğeri de kabir hayatından sonraki diriliştir. Bu iki ölüm ve dirilişten sonra ölüm yoktur. Dirilme ise ebedidir denilmekte, izah edilmektedir. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette o kafirler ya Rabbi bizi biz dünyaya tekrar dönder dedikleri halde Cenab-ı Hak onlara hayır diye olumsuz olarak cevap veriyor. Yani bir olumlu cihet yok ki onun varlığına inanılmış olsun. Yine iki kez öldürtme ve iki kez diriltme ile ilgili müfessirlerin bizi iki kez öldürttün ve iki kez dirilttin cümlesiyle ilgili sözleri değişiktir. İbn Mesud ve başkalarından rivayetle Bakara suresi 28. ayetin içerdiği ile bu hadislerin içeriği aynıdır denilmiş. Allah'a nasıl nankörlük edersiniz ki siz ölüler idiniz, o sizi diriltti. Yine öldürecek, yine diriltecek. Sonra ona döndürüleceksiniz. Onlar buradaki lafzı Bakara suresindeki bizi iki kez öldürttün, iki kez dirilttin ayetiyle tefsir ettiler. Bakara'daki ayette ilk ölümü insan hayattan önceki mezi durumu olarak açıkladılar. İnsan hayatındaki ilk hayat ise cenin durumundan kurtulup doğmasıdır. İkinci ölüm ise insanın eceliyle ölmesidir. İkinci hayat ise ahirette dirilmesidir. Onunla ilgili burada yine Zümer suresi geçmişti, bunu izah etmiştik 58. ayette. Şu hikaye edilmiş, yahut azabı gördüğü zaman keşke benim için bir kez daha dünyaya dönüş olsaydı da güzel hareket edenlerden olsaydım. Fatır suresinin 37. ayeti de bu konuya açıklık getirmekte. Onlar orada Rabbimiz bizi çıkar, önce yaptığımızdan başkasını yapalım diye feryat ederler. Size öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar bir süre yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi fakat inanmadınız. Öyleyse azabı tadın artık. Zalimlerin yardımcısı yoktur. Yani Cenab-ı Hak zaten 70-80 sene gibi bir vasati olarak dünyada mühlet ve süre tanıyor. Harici ifadesi bulunan bir yerden veya durumdan çıkmayı ifade etme. Ateşten çıkmak için bize yol var mı diye cehennemlikler ifade edecek ve bununla ilgili ayetler de zikredilmektedir. Evet, ayet-i kerimenin tahliline yine gelecek olursak 15. ayet-i kerimede min edatı geçmişti. Denden olsa da, an gibi olsa da tamamlayıcı bir unsur ama Kur'an'da dört farklı şekilde tefsir edildi. Her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Kelamda sıla manası taşımayan ulema edatı. İkincisi ise burada geçtiği üzere min emrihi, yani onun emrinden, onun kendi emriyle, emrinden ruh ilka ediliyor şeklinde. Bir de fi manasına zarf olarak deda ve içinde manasında. Ala, fevkiyet manası, ea ve üzerine karşı manası ve ilgili ayetler. 15. yine ruh kelimesi geçmişti. Bununla da genişçe durmuştuk. Ruh vahiy ve peygamberlik demektir. Cebrail'e de mesela ruh denilir. Kadir suresinde de ifade edildiği gibi tenezzelül melaiketü ve ruh şeklinde. Bedenler ruhlarla dirilip canlandığı gibi kalpler de vahiy ile canlandığı için ona ruh denmiştir. Ruhta bir hakimiyet var, bir güç var, bir enerji var. Bir tecezzi etmeme, parçalanmama, bölünmeme var. Ruhta bütün hücrelere, elementlere, duygulara, atomlara nüfuziyet var, hakimiyet var, kontrol var. Ruh denildiğinde üç şey akla gelmekte. Mabihil hareketin kaynağı, hayatın kaynağı, idrakin kaynağı şeklinde ifade edilmektedir. Kur'an'a baktığımızda da beş şekilde tefsir edildiğini görüyoruz ruhun. Ki her biriyle de ilgili birkaç ayet var. Rahmet manasına, yedinci semada bulunan ve yüzü insan bedeni melek suretinde olan bir melek manasında, Cebrail manası, ki burada vahiy manası ve İsa manasına gelmiş olmaktadır. Ruhullah denilir mesela Hazreti İsa içinde. Evet, refa'a bir kelime bazen oldukları yerden kaldırılan cisimler manasında kullanılmaktadır. Burada da dereceleri yükselten arşın sahibi, ref etmek, rafi, merfu manalarına gelmektedir. Refa'a yükseldi, kökünden geliyor. Ruh kelimesi yine burada da ayrı yerlerden almıştım. Onunla ilgili beş farklı mana zikredilmiş olmaktadır. Evet, telakki manası
Terakki iki şekilde, bir şeyi almak, kabul etmek, kabullenmek gibi manaya gelse de Kur'an'da iki şekilde tefsir edilir. Ma yelkaha mesela şeklinde ve ma yelkaha, onunla karşılaştırılmaz, buluşturulmaz, ona kavuşturulmaz, erdirilmez ve ilgili ayetler. Bir de telakki, nüzul, inmek manasında kullanılmış olmaktadır. Yani Türkçe'de de mesela telakki etti, kabul etti, aldı, kabullendi gibi manalarda da zikredilmektedir. Burada da aynı şekilde farklı yerlerden almış olduğum kelimenin ifade ettiği manalar. Evet, 15. ayette kinaye ile ilgili bazı ayetler de burada kullarından dilediğine iradesiyle ilgili ruha vahyi indirir. Ayetinde kinaye vardır. Burada ruh vahiyden kinayedir. Çünkü vahiy bedendeki ruh gibidir. Onun için Kur'an-ı Kerim'de ki zaten tefsir yaptığımız zaman sonunda da ifade ediyoruz Kur'an'daki edebi sanatlar, belagatlar, burada da kinaye ile ilgili yapılmış olan izahlar ele alınmış olmaktadır. Ve burada devamıyla ilgili ayetler ve kaynaklar burada zikredilmiştir. Evet, ve 15. ayet-i kerimede demin de min ifadesi geçmişti. Bunları ayrı kaynaklardan alaraktan zikretmiş oluyoruz. Evet, ve 16. ayet-i kerimede kabir suali. Kabir haktır. Kabirde hatta Efendimiz ifade ediyor aleyhissalatü vesselam. Kişi kabre konulunca konulur konulmaz onu teşiyiciler yani taşıyanlar oradan ayrıldıkları zaman o onların ayak seslerini duyar. Sembolik olaraktan onlara katılıp gitmek ister, kafası lahde taşa deyince o zaman öldüğünün farkına varır. Tabiri caizse jeton düşer. Ona men rab, 5 soru sorulur. Men rabbuke ve ma nebiyyuke ve ma kıbletuke ve ma kitabuke ve ma nebiyyuke. Ve ona böylece 5 soru sorulur. Yani Rabbin kim, nebin kim, peygamberin kim, kitabın ne, kıblen nedir? Ve böylece bu sorulara cevap verilirse artık bir derece önemli sualleri aşmış demektir. Ondan sonra kabir hayatı başlar ki Efendimizin ifadesiyle el-kabru imma ravdatun min riyadil cenne ve imma hufretun min hufretin niran. Kabir ya cennet bahçesinden bir bahçedir veya cehennem çukurundan bir çukurdur. Onunla ilgili kendi sitemde de tespitler.com'da da genişçe o konuyla ilgili, ahiretle ilgili vesaire ilgili genişçe burada açıklama mevcut zaten. Kabirle ilgili araştırdığınız zaman kabir, kabir hayatı, kabir ile ilgili azaplar vesaire burada onunla ilgili birçok geniş detayları bulabilirsiniz. Evet, ve 16. ayet-i kerimede bereze ifadesi, feza, uzayda göründü, bariz, tebaruz manalarında gelmekte. Tüm insanlar tek ve galip, boyun eğdiren Allah'ın huzuruna çıkarlar. O gün onlar meydana çıkarlar. Tebaruz edip açığa çıkarlar. Bariz bir şekilde manasını ifade etmiş olmaktadır. Evet, ve 17. ayeti kerimenin izahında seri ifadesi geçmişti. Sürat aynı kökten geliyor. Seriül hisab ibaresi, hesabı seri, pek çabuk olan manasında Kur'an'da iki şekilde tefsir edilir. Ve her biriyle ilgili birkaç ayet vardır. Burada ikinci manada gelir. Seriül hisab ibaresi, halk edilmişleri yani yaratılmışları hesaba çekeceği vakit hesaplarını çabuk bitiren anlamına gelir. İbn Abbas'tan rivayetle Allah yaratılmışların hesabını dünya günlerinden yarın gün kadarlık, yarım gün kadarlık bir sürede bitirecektir. Allah'ın o gün cennet hesabının kalacağı yer hayırlı ve dinleneceği yer çok güzeldir. Furkan 24. Sözü bunu anlatmaktadır. Ve nitekim En'am, o serül, esra'ul hasibindir. Hesap görenlerin en süratlisi En'am 62. Yani bütün burada onunla ilgili ayetlerde ayrı ayrı geldiği manalar zikredilmiş olmaktadır. Yevm ifadesi gün manasına gelir. Kur'an'da 4 şekilde ifade edilir. Başlı başına aslında bir konu bunu ele almıştık. Yani mesela Rabbin sizin nezdinizdeki bir gün Rabbinizin nezdinde 1000 gündür. Başka ayette 50 elf senetin mimma ta'udun 50 bin senedir. Yani gün ifadesi böylece aynen zaman ifadesi gibi sanaldır. Duruma göre farklılık arz eder. Kur'an'da da 4 şekilde tefsir edilir. Her biriyle ilgili görüldüğü gibi birkaç ayet var. Aziz ve Celil Allah'ın dünyayı halk ettiği, yarattığı 6 günden her biri manasında kullanılır. Yevm dünya günleri manasında kullanılır. Üçüncü olarak da kıyamet günü, ahiret manasında kullanılır ki burada o manada kullanılmıştır. Dört yevm hayn yani zaman, vakit manasında kullanılmış olmaktadır. Evet, ve 18. ayet-i kerimede
Hançer, Yüce Allah buyurur. Onları yüreklerin hançereye geleceği, yani tasadan yutkunacakları yaklaşan kıyamet günü ile uyar. Yürekler hançerelere, yani boğaz ve gırtlak tarafına gelmiştir. Yutağın başı dıştan görünüş kısmına verilen addır. Bu aynı zamanda Ahzab 10. ayetinde de geçmektedir. 18. Yaklaşan gün hususunda onları uyar. Çünkü o gün dehşet içinde yutkunurken yürekleri ağızlarına gelmiştir. Zalimlerin ne dostu ne de sözü dinlenecek şefaatçiler vardır. Yevmül azife, yaklaşmakta olan felaket, gelmekte olan tehlike, ölüm saati veya ölümü bile aratan ateşe atılma zamanı. Kullarına karşı sonsuz merhamet sahibi olan Rabbimiz, merhametinin gereği olarak her fırsatta onları uyarmaya devam ediyor. Kullarım, unutmayın ki kıyamet günü size çok yakındır. Size yaklaşmakta olan bu korkunç günle uyarıyorum sizi. Uyarılarıma kulak verin. Akıllarınızı başlarınıza alın. O gün için hazırlıklı olun. Ansızın. Beyninizde patlayacak olan o günü hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın diye. Nitekim Enbiya 1'de insanların hesaba çekilecekleri gün yaklaştı. Hal böyleyken onlar hala gaflet içinde yüzüyorlar. Kamer 1'de de kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. İktarabı sağa ben şakal kamer diye sürekli Cenab-ı Hak uyarıyor. Nebe 38'de o gün Rahman'ın izin verdiklerinden başkası konuşamaz. Demek ki izin verdikleri olacak. Ki buna da şefaat diyoruz. Konuşan da doğru konuşacaktır. Şimdi orada yalan yok. O gün mahkemesinin sahibi olan elbette. Ve diğer bir ifade havun, yani hin, zaman olarak bildiriliyor. Hiyaner, hainlik etmek, havane kökünden. Emanet baz alınarak söylenirken nifak ise din baz alınarak söylenir. Bu kelime ile ilgili, yani kimileri ise bu ayetteki kavram olaraktan gözlerin hainliği, hain, haine kökünden. Bir de ayrıyeten hin var, haine kökünden var. Burada hain, noktalı olaraktan, o noktasız olaraktan zamanı bildiriyor. Burada da havene, hıyanet, nifak esaslı, köklü olmaktadır. Evet, onunla ilgili burada ilgili ayetlerde zikredilmiş olmaktadır. Evet ve burada 10 ve 17. ayette geçmiş olan belagat kuralları. Onunla ilgili demin de ifade ettiğimiz gibi edebi sanatlar. Ne oldu mecaz, müşter gibi. Yine 18 ile 22 arasında da aynı şekilde belagat kuralları burada da zikredilmiş olmaktadır. Evet demek ki o hıyanet hakikaten hane, havene, hıyanet etmek. Yani en kötüsü olansı da o. Yani Cenab-ı Hak insanı gönderiyor. Cenab-ı Hak insanı bu dünyaya gönderiyor. Ve neticede gözlerin hainliği. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Hakikaten ya'lemu hainetel a'yun. Gözlerin hainliğini. Aynı zamanda sadırlardaki gizlenmiş olanları, gözlerin hainliğini Allah bilir. Demek ki zaten o nazarın olumsuz etkisi de buradan ileri geliyor. Yani hıyanet nazarlı, kötü nazarlı baktığı zaman insan kötü ışın salgılıyor. Ondan dolayı karşısındakinde de olumsuz etki bırakıyor. Ne gibi? Düşününüz ki bir insan, yani öğrenci olsun okula giderken, memur olsun işe giderken, sabahleyin birisinin kendisine hainane, kötü bir nazarla baktığını düşün. Akşama kadar o insan onun sıkıntısını çekiyor. Yani demek ki içiyle dışı bir değil. Nifak olayı var. İşte bu dünyaya samimi olacağını söz verip de gelen insanın o samimiyetinden eser kalmaması. Yani gözünün fırıldak gibi başka manaları görmüş olması hakikaten korkunç bir durum. Evet ayet-i kerimenin gramer olarak tahliline bakacak olursak Bismillahirrahmanirrahim. 10. ayeti kerimeden itibaren Bismillahirrahmanirrahim. Lemaktullahi ekber. Bu münadanın tefsiridir. Lemaktudaki lam ise iptidaiyedir, başlangıcı bildiriyor. Min maktikum ifadesi car ve mecrur olmuş olup ekbereye müteallektir. Enfusakum ifadesi ise mef'ulun bihtir. Maktikum mastarının. İz zarf-ı zaman olmuş olup aynı zamanda birinci makten hal olmak üzere ona müteallektir. Böylece İki mastar arasında beynel mastari vel mef'ul ile bir haber. Haber ile böylece ne olmuş olur? Hem mastar ile mef'ul arası da fasledilmiş olmakta, ayrılmaktadır. Çünkü zarf onu kapsamış oluyor. Böylece ikincisine taalluk etmiyor. Makt nedir? Kıyamet günüdür. Yani Allah'ın o gadab ettiği, kızmış olduğu. Lemaktullah. Estağfurullah.
Hakikaten. Ben bazen onu ifade ediyorum. Yani bir insana denilse ki, bir insana denilse ki, Allah sana hesap günü, mahşer günü hiddetlenecek, gazap edecek. Bir diğer nokta. Belki altı gibi görülür ama aslında üstü. Allah'ın huzurunda mahcup olacaksın. Allah'ın huzurunda mahcup olacaksın. Ve Allah sana gazap edecek. Bütün insanların huzurunda hiddet edecek, kızacak. Bunu mu istersin? Cehennemdeki azabının ikiye katlanmasını istersin. İnan ki. Evet, belki cehennem böyle ağır gelir gibi ama inanınız. Allah'ın huzurunda mahcup olmak, inanınız. Allah'ın insanı insana o en büyük bir gadab ile gadab etmesi, inanınız. Cehennemi aratmayacak derecede cehennemden daha katmerli bir azaptır. Bir azaptır. İşte o da kıyamet günüdür. O da hesap günüdür. En büyük cehennem, en büyük cehennem mahcubiyettir. En büyük cehennem Allah'ın huzurunda Allah'ın insana gadab etmesi, iddet etmesi, kızması. Hani bu teşbihata olmasın, anlaşılsın diye ifade ediyorum. Yani bir insanın hangi pozisyonda olursunuz, öğretmeninin, anne babasının, hakimin, artık adına ne derseniz deyin. Şimdi o anda, yani içindeki yaptığı bir yanlışın ortaya çıkması, ifşa olması neticesinde o mahcubiyet var ya, bazen ölümden beterdir. Anlaşılsın diye ifade ediyorum. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Bazen insanlar o mahcubiyet karşısında o kadar ezilirler ki intihara giderler. Hayatlarına son verirler. Veya Çinli Japonlar hareketi yaparlar. Niye? O mahcubiyet çünkü cezadan verilecek, cezadan, azaptan, hapisten daha dehşetlidir. Hayatına son veriyor. Yani o mahcubiyetin altında artık o kadar eziliyor ki dayanılmaz bir hal oluyor. İşte o da kıyamet günü. Rabbim muhafaza etsin. Onun için acizane sizlere de tavsiye ederim. Sürekli dualarımda, yatarken yaptığım dualarımda en önemlisi o. Ya Rabbi, bizi dünyada da ahirette de mahcup ve perişan eyleme. Ya Rabbi, bizi dünyada da ahirette de mahcup eyleme. En büyük kayıp dünyada da ahirette de mahcubiyettir ve perişaniyettir. Orada düşünürüz o halin perişan ki başlı başına bir konu olmuş oluyor. Bu imanı davet vakti değildir. Bu kıyamet vaktidir. Buradaki maktan kasıt. 11. ayet ifneteyn ifadesi mef'ul mutlak ve ondan sayılan naibdir. İstifham aynı zamanda cümle istifham olmuş olup İ'tarafna cümlesine de matuf olmaktadır. Burada çünkü diye başlıyor. İstifham cümlesini ifade ediyor. Sonra edatı. Aynı zamanda da car ve mecrur olmuş olup sebil müptedasının haberine müteallektir. Min ise zaidedir. Evet, buradaki ennehu'daki enne ve ondan sonraki tevili maslarda bulunan ba ile de mecrurdur. Aynı zamanda haberi müteallektir ve enne haberin şart cümlesi olmuş olup ennenin haberidir. Vahdehu haldir. Naib yüşrekin de şuradaki yüşrekin de naibi yüşrek içinde naib faildir. Zamir olmuş olup aynı zamanda siyaka delalet etmek suretiyle şerik üzerine avdet eder. Avdet eden bir zamirdir. Fel hükmü lillah cümlesi müstenifedir. El aliyyul kebir ifadesi Allah'ın iki sıfatıdır. O alidir ve kebirdir. 13'te ise her ikisi de car ve mecrur olmuş olup semadan lekum mine semadan car ve mecrur olmuş olup hem le lamdan dolayı hem minden dolayı buradaki yunzelu'ya müteallık taalluk etmektedir. Bu maya tezekkürü cümlesi ise müstenifedir. İstinaf iktidaya başlangıç mukadder bir suale cevap. 14'te fed'u cümlesi müstenifedir. Muhrisine vavdan haldir. Lehu car ve mecrur olmuş olup muhrisine müteallıktır. Eddin ifadesi ise ismi muhrisine, ismi failinin mef'ulün bihidir. Velev kerihel kafirun cümlesi haliyedir. Vav haliyeyi bildirmiş olur. Böylece anlatmak amacıyla, kıssa amacıyla bildirmek, kıssa yapmak
anlatmak amacıyla mukadder halede atfedilmiştir. Takdiri şöyle olmuş olur ki Fethullah muhrisine fikirli hal böyle fi hazil hal takdirindedir. Aynı zamanda kendisinden öncekini delalet eden mahsuf bir şartında cevabı olmuş olmaktadır. 15. Refi ifadesi mahsuf bir mübdedanı haberidir. Ki o da takdiri şöyle oluyor. Yani huve refi takdirinde. Yine huve refi cümlesi ise buradaki müstenifedir. Zu ifadesi ikinci haberdir. Yulka cümlesi ise üçüncü haberdir. Min ibadî cer ve mecrû olmuş olup menden hal olmak üzere ona müteallıktır. Mastar müebbel ve aynı zamanda mecrur olmuş olmaktadır. Li yunziren. Bu aslı bunun da li en yunziredir. Bu da yulkaya müteallıktır. Yevm ifadesi ikinci mef'ulün bihtir. Mef'ulü evvel ise mukadderdir. O da nedir? Ennas'dır. Takdiren, ey yani. 16. Yevmet telaktan bedeldir. Hüm barizune ifadesi muzafun ilektir. La yehva cümlesi ise bu da barizune'deki zamirden haldir. Minhum car ve mecrur olmuş olup şeyden hal olmak üzere ona müteallıktır. Limenil mülk cümlesi ise bu da mukadder olan kavlin mekulu kavlidir ki takdiri şöyle olur. Ey yekulu yekulullah. Yani o gün Allah ne der? El mülki yevme izin illah. Vahidil kahhar. Billahil vahidil kahhar. Limenil mülk. Mülk kimindir? Yani bu takdirde olmuş olur. Yekulullah limenil mülk. Allah böyle der. Lillahil vahid cümlesi ise bu da mukadder olan kavlin mekulü kavlidir. Her iki cümlede böylece mukadder olmuş olup, her iki kavilde mukadder olmuş olup müstenifedir, istinaf cümlesidir. Yevm ifadesi ise zarf olmuş olup mülkten hal olmak üzere ona müteallektir. Vahid-ül kahhar ise her ikisi de Allah'ın sıfatıdır. 17. Yevm ifadesi zarf olmuş olup tüczaya, şuradaki tüczaya müteallektir. Tüczâ cümlesi ise kavil durumunda müstenifedir. Ma mastariyedir. Mastarı müevvel ve tüczâya müteallik olmak üzere mecrurdur. La zulmel yevm cümlesi ise kavil durumunda müstenife olmuş olmaktadır. 18. Yevm ikinci mef'uldür. Zarf değildir. Çünkü inzar burada azife günü değildir. İsmi zarf olmuş olup yevmden bedeldir. Leda ifadesi haberi müteallıktır. Kazimine kulüpten haldir. Mali zalimine hamim ifadesi ise azife, yevmül azifeden haldir. Bu da mukadder olarak şu şöyledir takdiri irtibatlı olarak fihi takdirindedir. Ve cema buradan cem edilmiş ne? Kazimine cem'e men yakulu lemma esnede ileyhim ma yusnadu lil ukala. Min buradaki hamimindeki min zaidedir. Yuta cümlesi ise şefiyenin sıfatıdır. 19 yalemu müstenifedir. 20 ise vallahi yahdi bil hakki müstenifedir. Min duni car ve mecrur olmuş olup ellezineden hal olmak üzere ona müteallıktır. La yahdune cümlesi ise ellezine haberidir. Hüve zamir fasıldır. Ayrıca zamir basit ifadesi ise ikinci haberdir. Evet bu arada kıssadan da bir hissemiz var. Rabbim ben seninim beni bana bırakma. Allah'ım beni bana bırakma. Kendi haline bıraktıkların rezil oldu, sefil oldu. Beni aciz aklıma teslim etme ya Rabbi. Aklına güvenenler aklıyla ancak ahmaklığını buldu. Hüdaya her gümanı sen bilirsin. Bütün yahşi yamanı sen bilirsin. Iyandır dilde aşkın geh nihandır. Bu sırrı la mekanı sen bilirsin ilahi. Dehri yoktan var edensin. Nabudu bu dile devvar edersin. Tezadı eyleyip mizan-ı hikmet, kemal-i kudretin izhar edersin. Ey varlığını aleme izhar eden Allah, bir kes olamaz sır şu unatına agah. Hayran sıfatın acep olmaz mı gönül? La havle ve la kuvvete illa billah. Fer verip cismu canu kalbimde, eseri la ilahe illallah. Şeb çerağı mezarım ona benim, gevheri la ilahe illallah. Mucibi ifsad-ı alemdir ilah olmaz iki, bir serir-i saltanatta padişah olmaz iki. Hep mezahirden garaz, bir nuru ve çullahtır, dide-i hak binde meyli nikah olmaz iki. Hudanın en büyük ihsanı sensin ya Resulallah,
Benim her derdimin dermanı sensin ya Resulallah. Cebini ademiyet nakş yolundu nur hüsnünle. O veçhin sureti rahmanı sensin ya Resulallah. Muhabbetten zuhura geldi ekvan. Muhabbet sırrı dağını kibriyadır. Muhabbet ruh azimdir denilse vücuduyla müberhen müddeadır. Muhabbetle yaşar ecsam-ı eşya, muhabbet mayeyi neşvu nemadır. Muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammedsiz muhabbetten ne hasıl. Allah-u alemin sevap, en doğrusunu bilen Allah'tır. Azim olan Allah doğruyu söylemiştir. Ve ahiru davahum enil hamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.